Peki hocam, kestane ne işe yarıyor orada gördüğüm? Kestane, at kestanesi. Bu normal kestane değil. Evet. At kestanesi. Bu yenmez. Evet. Acı. Çok zehir gibi acıdır. Bunun at kestanesinin kabuğunun içerisinde taş gibi sert olduğu için kıramıyoruz. Aman hocam, dişinize zarar gelmesin. Dişimi kıracağım. Şimdi bunun birleşiminde içerisinde böyle beyazımsı bir tohum var. Bu rendelenir. Bir şişeye konur. Üzerine 1 litre sirke ilave edilir. Bundan birkaç tane, bir tane değil yani. 5-6 Evet. tane. 6 hafta bekledikten sonra bu at kestanesi sirkesi olur. Evet. At kestanesi sirkesi variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, baldırma bacakta bazıları yatar uyuyamaz. Evet. Kramp girdi mi bacaklarını tik yapar hala. Evet hocam. Uyku anormalikleri. Hı. Efendim damarlardaki zafiyetten dolayı damarlarda çentikler oluşursa sızmalar olur. Bu Hı. nedenle ödem oluşur bacaklarda veya başka yerlerinde. Bu tür rahatsızlığa karşı at kestanesi dünyada en ideal bitkidir. Mesela kimyasal ilaç var. Birleşiminde rutin içeren kimyasal ilaçtan bu 600 kat daha etkili ve yan etkisi yok. At kestanesi ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Variz, venöz yetmezlik, baldır ve bacaklarda ağrı, sızı, Evet. ödem, kaşıntı Hı. ve huzursuz bacak sendromunu önler. Yan etkisi yok. Evet. 600 kat daha etkili kimyasal ilaçlardan. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde at kestanesi, sarı yonca veya kokulu yonca da denir. Hı. Kara buğday, civan perçemi, ayrık kökü gibi bitkilerin ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik. Evet. At kestanesi forte. Kullandığı zaman kişi bu basit rahatsızlıklarda at kestanesi sirkesi. Evet. Ağır vakalarda Kireçlenmelerde falan nasıl oluyor hocam? Diz kapakları kireçlenmesi. o ayrı bir olay. Ha, peki. O ayrı.